Merhabalar, ismim Erdal Aydemir. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin okul müdürüyüm. Burada yaklaşık olarak 2 yıldır görev yapıyorum. Okul müdürü olan kişinin sadece idareci olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda bir eğitim lideri olması gerekiyor. Ve binaları sadece 4 duvardan ibaret değil, yaşanılabilecek yerler olması gerektiğini düşünerek okulumuzda hem okulumuzda hem de pansiyonumuzda bir takım yenilikler yaptık. Mesela şu an içinde bulunduğumuz sınıf bir hafızlık sınıfı. Burada çocuklarımız hem örgün eğitim görüyorlar, yani hem Türkçe, matematik, sosyal, fen gibi dersleri görürken aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i derslerini alıyorlar yoğun bir şekilde ve hem mezun olduklarını hem hafız olacaklar hem de ortaokulu bitirmiş olacaklar. Sınıf tasarımına baktığımızda çocukların ev gibi bir ortam oluşturmaya çalıştık. Amacımız kendileri rahat hissetmeleri, sıradan bir okul olmak yerine her zaman işte sıralardan ibaret sadece bir tahtanın olduğu bir okul yerine ev ortamını andıran, daha rahat ettikleri, daha az mevcutlu ve teknolojinin yoğun olarak kullandığı sınıflar. Şu an mesela onların sınıftayız ama onlar Kur'an-ı Kerim dersleri görürken mescitte gidiyorlar. Mescidimizde burada da büyük bir mescit yaptık, uygulama mescidimiz var. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim okuduklarında şark köşesi tarzında yaptığımız ve kendilerini çok rahat hissedecekleri ortam yaptık. Hatta bunların dışında dedik ki çocuklar sosyal etkinlikte bulunsun, sadece ders olmasın, müzik sınıfı oluşturduk. Orada 3,5 ile 5 arasında gönüllü öğrencilerimiz orada gitar, saz ve def gibi çalgıları çalarak stres atıyorlar. Aynı zamanda biz hafta sonları da DYK kursları dışında diğer sosyal etkinlikleri de yapıyoruz. Ve özellikle kitap okuma etkinlikleri yapıyoruz. Okulumuzda 3 adet kütüphane bulunmakta. 2 tanesi burada, 1 tanesi de pansiyonda olmak üzere. Pansiyondaki tasarımının tamamı birçok binada aynı olmasına rağmen biz ne farklı yapabiliriz? Bize binayı aynısını vermelerine rağmen bize düşen şikayet etmek yerine, ne yapabilirim demek yerine onu değiştirmek olduğunu düşünerek pansiyonda şark köşelerinden tutun, bireysel etüt masalarından, sinema izlemek için projeksiyon takarak orada haftada bir cuma günleri de sinema günleri yapıyoruz ve eğitici filmler izletiyoruz. Filmlerin tamamen denetimi de bizde. Bu şekilde tasarım yapıyoruz. Akşamları desteklemek amacıyla öğretmenlerimizden destek alarak kurs da veriyoruz. Bu şekilde bir okul var. Okulumuzda 210 öğrencimiz var. Bunların 60 tanesi ortaokul öğrencileri, 150 tanesi de lise öğrencileri oluyor. 4 duvardan ibaret bir okul felsefem yok. Vizyon olarak idareci arkadaşlarımla birlikte mahalleyle halkla bütünleşme gibi bir vizyonumuz var. Etkinliklerimize halkımızı çağırıyoruz. Onlarla birlikte yapıyoruz. Kendimizi onlara anlatıyoruz. Davetiyeler yapıp tek tek de zillerini çalma koşuluyla davet ediyoruz ve çok sayıda halkın geldiğini ve okulumuzu tanıdığını, başka okullara göndermek yerine okulumuzu gördükten sonra öğrencilerini gördüğünü fark ettik ve geçen yıldan bu yıla bir 80 kişilik bir kontenjanımız da artmış oldu. Herkesi okulumuza bekleriz. Bütün idareci arkadaşlara ve öğretmen arkadaşlara eğitim sürecinde başarılar diliyorum. Eğitim sadece aktarma değildir, sözel değildir. Görsel olarak farkında varmadan onların zihinlerinin, bilinçlerinin altına da o şeylerin yerleşeceğini düşünüyoruz. Bir de duvarlardan ibaret olmak yerine temasal yapmamız gerektiğini düşündük. Yani eğer burası İmam Hatip ise buraya bir Kur'an-ı Kerim sınıfı olması gerekir ve Kur'an-ı Kerim sokağı da olması lazım. Eğer Peygamberimizin hayatını anlatıyorsak bununla ilgili bir sokağın olmasını düşündük. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bu sadece İmam Hatip Lisesi Kur'an derslerinden ve meslek derslerinden ibaret değil. Biz biyoloji sokağını da, edebiyat sokağını da, şiir sokağını da oluşturarak hem kültür dersleri hem meslek dersleri veriyoruz. Bu arada şunu da ifade etmem lazım. Daha önceki idareci arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Onlar çok büyük bir emek sarf etmişler. Biz geldik, biz de üzerine koyduk. İnşallah bizden sonra gelenler de üzerine koyarak güzel bir çalışma yaparlar.